Artı TV'den tekrar merhabalar sevgili izleyiciler. Gün başlıyorum. İkinci saatiyle karşınızdayız. Bugün konuğumuz değerli hukukçu Şenal Saran. Önceki dönem Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili ve İnsan Hakları Komisyonu üyesi mecliste. Sayın Saran, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, ünvanlarınızı eksik söyledim ama hepsini sayarsak size söz kalmayacak. Bu arada İnsan Hakları Ödülü'nü de, evet, Robert Kennedy İnsan Hakları Ödülü'nü de ekleyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Öncelikle sizinle konuşacağımız konu çok tabii ama dün Aydınlığın manşetinde size yönelik bir çamur atma girişimi vardı. İsterseniz buradan başlayalım. Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği'nin siz kurucular arasındaydınız ve istifa ettiniz. Başka bir dernek kurdunuz ve bununla ilgili olarak da tepkiler almıştınız. Ayrılma gerekçenizin ne kadar haklı olduğu ortaya çıktı ama bunu sizden dinleyelim. Siyasi partilerle sivil toplum kuruluşları arasındaki ilişkiler nasıl olmalı? Tekrar teşekkür ediyorum. Bu yayından sonra aramış olmanıza da ayrıca teşekkür ederim. Öncelikle şunu anlatmam gerekiyor zannediyorum. Ben Cumhuriyet Kadınları Derneği'nde 17 yıl süreyle genel başkan olarak görev yaptım. Bu görevi elbette ki kadın hareketi içinde önemli bir hareket olarak değerlendirdim ve katkı sunduk hep beraber. Dernek benim bıraktığım tarihte 76 şubeye sahipti. Fakat dernek nasıl kurulmuştu? Kısaca istiyorum. Bugünkü CKD'nin 1997 tarihinde ben Çağdaş Hukukçular Derneği'nin genel başkanı olarak görev yapıyordum. Biz kadın komisyonuna da sahiptik. Dernek olarak bir kadın komisyonumuz vardı. Kadın komisyonundaki arkadaşlarımız tırmanmakta olan gericiliğe karşı bir kadın eylemi planlayalım dediler. Ve bu eylemi diğer demokratik örgütleriyle de birlikte yapma isteğini ifade ettiler. Biz Ankara'da genel merkezi bulunan demokratik kitle örgütlerimizle ortak toplantılar düzenledik ve sonuç olarak 15 Şubat tarihinde şeriata karşı kadın yürüyüşü adıyla miting hazırladık. Bu miting Ankara'da çeşitli engellere, çeşitli saldırılara rağmen 50 bin kadının katılımıyla gerçekleşti. Demokratik kitle örgütlerimizin kadın komisyonları, örneğin Türk Tabipler Birliği'nin, örneğin TMOB'un, örneğin diğer kadın derneklerinin toplasanız belki 5 bin kadın Ankara'da olabilirdi. Fakat 50 bin kadın polis kayıtlarına göre, polis bilgisine göre 50 bin kadın bu mitinge katıldı. Ve biz miting sonrasında katılan kadınları da tarif etmek isterim. Arşivlerde fotoğrafları vardır. Ayaklarında şalvarları, ayaklarında yarım pabuçları, terlikleri olan, başları yarı örtülü kadınlardı. Her türlü kadın vardı. Yani giyim kuşam meselesi değil. Bütün kadınlar bu mitinge ilgi gösterdiler. Çünkü neyi kaybetmekte olduklarının bilincindeydiler. Biz bu mitingden sonra değerlendirme toplantıları yaptık demokratik kitle örgütlerimizle ortak olarak. Bu arada Pir Sultan Abdal Derneği'nin de adını anmak isterim. Çünkü onlar da özellikle bu çalışmanın öncüleri arasındaydılar. En azından önerenleri arasındaydılar. Hep bir yeni bir kadın derneğine ihtiyaç olduğunu düşündük. Herhangi bir mesleğe bağlı olsun veya olmasın, kadınların bütününü toparlayacak ve kadınların hep birlikte özellikle laiklik ilkesinin kadın hakları için önemini kavrayarak bu çerçevede çalışmalar yapacak bir kadın derneği kuralım çabaları içinde idik, olduk daha doğrusu. Ve sonuç olarak da Cumhuriyet Kadınları Derneği kuruldu.
Aynı tarihlerde benim de biraz önce atıf yaptığınız insan hakları ödülüm vardı. Yurt dışındaydım. Döndüğümde oranın genel başkanı olarak da seçilmiş olduğumu, arkadaşların böyle bir görev verdiklerini gördüm. Ve 17 yıl sürdü bu mücadele. Neler yaptı Cumhuriyet Kadınları Derneği? Öncelikle belki benim de bir hukukçu olmamdan ve çoğunlukla yine hukukçu arkadaşlarımızın bulunmasından ama esas olarak bir ihtiyaç olduğu için Türk hukuk sistemindeki kadın haklarına ilişkin yasal düzenlemelerin sınırlı olduğunu, bunun genişletilmesi gerektiğini, bunun kadının insan haklarına uygun bir düzeye taşınması gerektiğini düşündü ve bu konuda çalışmalar gerçekleştirildi. Bir yandan örgütlenme yapıldı. Örneğin o tarihte 4320 sayılı yasa diye anılan kadına yönelik şiddetin önlenmesi yasası ki ancak ailenin korunması yasası adıyla çıkabilmişti. Bu yasanın çıkması, medeni yasadaki eşitlikçi düzenlemeler, Türk Ceza Yasası'ndaki eşitlikçi düzenlemeler, bütün bunlarla ilgili yani yasal planda, cezaevlerinde, infaz sisteminde kadın erkek eşitliği ve insan hakları meselesine bakan çalışmalar gerçekleştirdi. Bu çalışmaları tabii ki var olan bütün demokratik yapılarla hem kadın örgütleriyle hem hukuk örgütleriyle birlikte yürüttü. Ama bunu söylediğim için beni hoş görün. Gerçekten öncülük yaptı Cumhuriyet Kadınları Derneği. Örneğin medeni yasa yürüyüşleri gerçekleştirdi. Kadınları eşitliğe taşıyacak medeni yasa yürüyüşleri gerçekleştirdi ve ülkedeki bütün insan hakları sorunlarıyla da ilgili oldu. Bu arada kadınların her türlü hakları, hem politik hakları, siyasi hakları, ekonomik hakları, temelde özlük hakları, medeni hakları bu alanlarda çalıştı. Ve son olarak da Türkiye'de yine gerici gidişe karşı düzenlenmiş olan Cumhuriyet mitinglerinde de öncü bir görev aldı. Bu arada bunun da altını çizmek isterim. 91 yılında Kasım ayında Afganistan'dan hukukçu kadınlar bize ulaştılar ve bizimle ortak bir etkinlik yapmak istediler. Onları Türkiye'ye davet ettik. Türkiye'de Yekta Güngör Özden de o dönemde Anayasa Mahkemesi Başkanı. Anayasa Mahkemesi Başkanımızdan başlatarak bütün hukuk örgütleriyle onları buluşturduk. Onlar hepsi kadındı, bir de erkek vardı Afganistan'daki anlayışlar sebebiyle onların yanında. Çok değerli hukukçu kadınlardı. O sırada anayasanın yapılması konusu üzerinde çalışan, o komisyona başkanlık eden kadın arkadaşlar da vardı. Onlarla ortak çalışmalarımız oldu. Ve o arkadaşlar bize Taliban zulmüne ilişkin çok sayıda kendi yaşanmışlıklarını, kendi anılarını aktardılar. Bizim için o tarihlerde yine Yeni Dünya Düzeni Kadın ve İrtica diye büyük bir uluslararası çalışma yaptık. Bu çalışmada ülkenin gericiliğin hakim olduğu ülkelerden çok sayıda, çoğu da ne yazık ki kendi memleketlerinde yaşamayan yabancı diyorum. Türkiye dışında kadın konuğumuz oldu. Bu her iki çalışmada kitap haline de dönüştü. Yani hem bu sempozyum Yeni Dünya Düzeni Kadın ve İrtica, böyle bir çalışmadan, böyle bir düzenden yürüyen dernek ne yazık ki 2014 yılında o tarihteki adıyla İşçi Partili arkadaşların derneği tamamen kendilerine yönelik bir kadın koluna dönüştürme gayretleri karşısında dernek yönetiminde tartışmalar oldu. Fakat esas olarak genel kurul sırasında büyük bir olay çıkarıldı ki bütün genel kurullarımız son derece sağlıklı, son derece verimli geçerken bu genel kurulda, genel kurulu biz ertelemek zorunda kaldık. Ben o dönemde genel başkanım. Ertelemeye rağmen fiili durum yarattılar. Genel kurulu tamamladılar. O tarihten bu yana biz hukuk mücadele veriyoruz. Bunun hukuksuz olduğuna dair mücadele veriyoruz. Fakat tabii bu arada bir demokratik kitle örgütünde biliyorsunuz yapılması gereken şey yönetimi sağlıklı unsurlardan oluşturmak ve bir derneğin ya da o başka bir örgütlenme ise onun amacına uygun yapıda çalışacak arkadaşları yönetime taşımak. Çünkü yönetimler önemli, çünkü esas işi yürüten, esas kararları veren organ durumundalar.
Bu sebeple arkadaşlarımız benim genel başkanlığından ayrılmam üzerine ayrılmak istediler dernekten. Ben mücadele edelim dedim. Yani 76 şubemiz var Türkiye çapında bir kadın derneği, etkili bir kadın derneği, dost bir kadın derneği bütün kadın dernekleriyle. Bu arada şeye de başladılar, bütün kadın derneklerini kötüleyen, onların aleyhine, onları ya Sorosçulukla ya işbirlikçiliğiyle ya Amerikancılıkla suçlayan, gerçek dışı bühtanlarla da derneği demeyeyim, yönetimleri karalamaya çalıştılar. Biz uzun süre mücadele ettik. Hukuk sonucunu da bekliyorduk. Ne yazık ki o konuda da beklediğimiz gibi olmadı. Sonuç Türkiye'deki koşulları biliyorsunuz, yargının durumunu da biliyorsunuz. Burada son olarak 2019 yılında bir genel kurulda arkadaşlar yeniden denediler. Fakat baktılar ki bu derneğin, derneğe hakim çözebilmenin, bunu değiştirebilmenin olanağı yok. Bu durum onların yeni bir dernek kurma ihtiyacını ortaya çıkardı ve istifa yoluna gittiler. Ben içim kanayarak istifa ettim gerçekten. Ben de istifa ettim doğal olarak. 2 yıl önce Haziran ayı içinde basınla da paylaştık bunu. Bu şudur, yani sizin büyüttüğünüz bir dernek, sizin emeğinizi kattığınız, emeğinize sahip çıkarak sevdiğiniz ve üzüldüğünüz, önderlikler yapabilen bir dernek. Ama ne yazık ki dernek bugün son tabloda, işte dünkü gazetede de gördüğünüz gibi, aslında birkaç gündür bu yaptıkları açıklama, yani Afganistan'da şer'i bir yönetim, kadınlar aleyhine bir ideolojiye öven, ona destek çıkan açıklamalar karşısında bütün kadın örgütleri tepki verdiler. Biliyorsunuz bugün Eşik adıyla bir geniş platform var. Aynı zamanda Kadın Koalisyonu adıyla da bütün dernekleri içine alan, ayrıca kadın meclisleri var. Türkiye'de kadın hareketi alabildiğine dayanışmayı genişlettiği, alabildiğine bir arada yürüdüğü, alabildiğine ortak üretmeye çalıştığı bir dönemde kendilerini tecrit ederek, şimdiki Vatan Partisi adıyla anılıyor biliyorsunuz, İş Partisi, buna bağlı bir şey haline geldiler, bir kadın kolu haline geldiler. Ve de son olarak benim adımı birkaç gündür kendi televizyonlarında da ederek, gerçek dışı, tamamen hayali, şey de değil yani, örneğin siz de dün benim dikkatimi çektiniz, başlıkla bana yönelik saldırılarda aslı da olmayan şeyler, para aldı iddiası altında lobi çalışması yaptı gibi bir iddia var. Ya da konuşma yaptı gibi bir iddia var. Şimdi biz her yerde konuşabiliriz. Her toplulukta konuşabiliriz. Önemli olan bizim ne söylediğimizdir, ne savunduğumuzdur. Fakat tamamen asılsız iddialar, diğer kadın örgütlerine yönelik, Türk Kadın Dernekleri Federasyonu'na yönelik saldırıda da üniversiteli kadınlarla ilgili arkadaşlarımıza, Nazan arkadaşımıza, Canan arkadaşımıza yapılan saldırılar tamamen gereksiz, hukuksuz. Bunun üzerinden ilerlemek mümkün değil. Yalancının Mumu diye bir programları var. Esas kendileri için bunu söylemek lazım. Yalancının Mumu elbette sönüyor, ortaya çıkıyor ve hayat da bunu gösteriyor. Şimdi siz ideolojik olarak nerede duruyorsunuz? Bunun cevabını vermeleri gerekiyor. Efendim, bağımsız Taliban, bağımsız Taliban meselesi değil kadınların karşısında durduğu mesele. Kadınlar, o Taliban rejiminin kadınlar için, aynı zamanda erkekler için de, çünkü kadınların etkilendiği her şey erkekleri de etkileyecek, kurulmak istenen tuzağın, ki örnekleri var, daha önce yaşanmışlıkları var, buna karşı Taliban'a, Talibancı olmak, Taliban ideolojisini desteklemek fevkalade hatalı ve kadınlar aleyhine diye düşünüyoruz. Pardon, biraz uzunca konuştum galiba, bağışlayın. Ama sizin süreniz var zaten, 30 dakika evet. Uçaklar gideceğiz. Ben şunu da sormak istiyorum size, özellikle Afganistan'daki son gelişmeler açısından. Bugün gazetede biraz önce izleyicilerimle paylaştığım, okuduğum haberler arasında şu da vardı. Taliban bir süre kadınlar sokağa çıkmasın çünkü bizim militanlarımız kadınlarla konuşmasını bilmiyorlar dedi. Cumhuriyetçi kadınlar
bunu destekliyor falan. O bir derece yani sonuç olarak dernek ve siz de içini anlattınız şimdi. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Malazgirt zaferinin 950. yılı münasebetiyle yaptığı konuşmada dedi ki Taliban'dan dedi, Taliban mesajlarından olumlu sonuçlar çıkartıyoruz dedi. Siz hem bir siyasetçi hem bir kadın hem bir hukukçu olarak bu yorumu mevcut durumla bağdaştırdığınızda nasıl bir sonuç çıkartıyorsunuz? Şunu söylemeliyim, bizim yaptığımız basın açıklamaları var. Afgan kadınlarının kaderiyle dünya kadınlarının kaderi ortaktır başlığıyla dernek olarak açıklama yaptık. Aynı şekilde eşikte toplu olarak her birimizin yaptığı Taliban'ı tanımadığımızı, Taliban'ı tanıyanı tanımadığımızı da ifade ettik. Taliban'ı tanımamak ne demektir? Taliban'ın ideolojisini tanımamaktır. Bu ideolojiyle kesinlikle aramızda herhangi bir birliğin olmamasıdır ve buna karşı mücadele etmek kararlılığıdır. Şimdi ne yazık ki Afgan kadınlarının kaderiyle kaderimizin ortaklığı meselesi bütün dünyayı tehdit eden ve kendi ülkemiz yönünden de demin anlattım süreci size 1997'li yıllardan itibaren kadınlar adeta ateş üstündeler. Kazanılmış haklarını genişletme çabası verirken ki bunu doğrudan doğruya şeyden de alıyorlar. Yani medeni yasanın 1926 medeni yasasının gerekçesi var. Bu gerekçede diyor ki mecelle dine dayalıydı. Dine dayalı olan mecelle bizi geride tuttu, geriletti. Oysa bir ülkede farklı dinler olabilir. Dine göre ayarlama yapılamaz. Yaşam ona göre yürümez. Çağa göre, çağın ihtiyaçlarına göre uygarca yürür. Biz bu 1926 medeni yasasını yazıyoruz ama siz diyor bu yasayı yürüyen yaşam koşullarına göre ve yürüyen ihtiyaçlara göre, ifade aynen böyle, siz bunu daha da ileri taşıyacaksınız diyor. Kadınlar 1926 medeni de, Türk Ceza Yasası'nı da, buradaki hakları da ilerletmek ve genişletmek için yoğun bir mücadele verirken bir yandan da o hakların ayaklarının altından, ellerinden çıkacağı tehlikesini hep taşıdılar ve giderek Türkiye'de, bakınız AKP'nin iktidara gelişi 2002'dir. 2002 yılı aynı zamanda genişletilmiş ve reforme edilmiş, kadının insan hakları cephesinden güçlendirilmiş, medeni yasanın yürürlüğe girdiği tarihtir. Yani bir tek şey söylemek isterim. Mesela 26 medeni yasasında aile demokratik yapıdır ama erkek koca reistir der. Bu bile değiştirilmiştir 2002'de. Yasa hazırdır. Kadınlar bunu kabul ettirmişlerdir. AKP iktidara gelmiştir ve mecbur kalmıştır bu medeni yasayı yürürlüğe koymak zorunda kalmıştır. Yani parlamentoda bu yasa geçmiştir. Aynı dönem Türk Ceza Yasası'nda kadının vücut bütünlüğünün korunması, namus meseleleri değil, toplumsal ahlak değil, birey olarak kadının kendi bedeninin koruma haklarını koruyan düzenlemeler TCK'ya girmiştir. Bunu da kabul etmek zorunda kalmıştır. Yani pişmiş bir aş vardır, bu aşın altını kapatmıştır ve önümüze koymuştur. Yani AKP buna sahibi değildir. Bu ileri yasaların sahibi doğrudan doğruya kadın hakları mücadelesidir, kadınlardır. Ama dönüyoruz, o tarihten sonra kazanılmış bütün hakların altı oyulmaya çalışılıyor. Örneğin namus gerekçesiyle öldürümler meselesi, örneğin küçük yaşta evliliğin esas olarak hem tıbben hem ahlaken hem de çocuklarımızın hakları yönünden fevkalade insan hakkı ihlali sayıldığı noktasındaki düzenlemeleri sürekli değiştirmeye çalıştılar. Kazanılmış bütün hakları benim parlamentoda olduğum sürede ve gece yarıları yaptıkları bir takım düzenlemelerle nasıl altına oyabiliriz? Ama kadınlar yine ayağa kalktılar. Meclisin etrafını sardılar biliyorsunuz. İlk defa meclise yaklaştırılmadı kadınlar ve hukukçular. Şimdi biz bunu biliyoruz ve bunu görüyoruz. Bunu dileyen başka şeyler yaptılar. Örneğin
evde çalışma gibi, yarı zamanlı çalışma gibi düzenlemelerle kadınları eve kapatma çabalarını tırmandırdılar. Kadınları siyasette sözüm ona var ettiler ama kadınların haklarını, kadınların siyasi haklarını gerçekten kullanabilecekleri bir zeminin altını sürekli oymaya çalıştılar. Yani biz de tetikteyiz. Biz de gericiliğin, dinin gerekçe gösterilerek ortaya atılmaya çalışılan yeni şer'i düzeni, şer'i hukuk sistemini ta Tanzimatlardan beri karşı çıkılan sistemi yeniden bizim başımıza bir çarşaf olarak, bakın bu çarşafı kadınların kullandığı çarşaf olarak ifade etmiyorum. Hiç önemi yok giyimin, kuşamın. Ama beynimizin kapatılmaya çalışılması, dünyamızın, gözümüzün kapatılmaya çalışılması bu yaşamamak anlamına geliyor ki kaldı ki Taliban rejiminde kadınların doğrudan doğruya yaşam hakkına yönelik de saldırıların olduğunu biliyoruz. Bugün bizim ülkemizde de kadın cinayetleri bunun çok da farklı bir yanını göstermiyor. Kadının insan kabul edilmemesinden, kadının mal olarak kabul edilmiyor. Ve bu sebeple biz kadın hareketi içinde bu mücadeleyi ne yazık ki diyorum yani. Keşke Türkiye'de her şey bu tehlike olmasaydı. Bu kadın haklarına yönelik, kadın insan haklarına yönelik saldırılar, dolaylı saldırılar ve üstelik hukuk sisteminin altına oyarak gerçekleştirilmeye çalışılan, bunu önemsiyoruz tabii, yasaların orada durmasının bir değeri yok gibi görünebilir ama yasalar varsa bir dayanağınız vardır. Kendinizi ifade edebileceğiniz, sarılabileceğiniz bir halka vardır, bir can simidi vardır. Bu sebeple hem yasal düzenlemelerin değiştirilmesi konusunda kadınların yüreği ağızlarındadır. Ama söylediğim gibi bu konuda mücadelede ciddi bir şekilde sürmektedir, devam etmektedir. Sorunuzun yanıtı oldu mu bilmiyorum. Evet, söyle anlattınız. Eksik olanları lütfen anımsatın. Araya girmedim. Pardon. İzleyicilerimiz için söylüyorum. Biraz önce siz konuşurken siyah beyaz fotoğraflar ve renkli fotoğraflar geliyor. Siyah beyaz fotoğraflarda mini etekli genç kızlar, kadınlar var. Modern yaşamın örnekleri var. Onlar eski Afganistan fotoğrafları. 1930'lardan başlıyor. Tabii mini etekler 30'lara ait değil ama 1970'lere kadar uzanan böyle bir süreci anlatıyor. Afganistan böyle bir ülkeydi ama bu dincilerle, yani din bu hale getirdi. Şimdi size şunu sormak istiyorum. Son 5 dakika içerisine girdik ama biraz daha uzatabilir sizinle. Çok güzel anlatıyorsunuz. Şimdi Batı ülkelerinde bir İslamofobi var. Bütün Avrupa ülkelerinin gericileri de çok güçlendiler zaten bu konuda. İslamofobi de yani İslam'dan korkmak demek. Onlara karşı da nefret duyuyorlar. Şimdi bunun için bir şey vardı. İşte Türkiye'de Müslüman bir kimlikli bir parti var ve Avrupa Birliği ile de bütünleşmek üzere. İşte 2002'de işte demokratik reformlarıyla başımızı döndürüyor falan dediler Recep Tayyip Erdoğan için. Şimdi 20 yıl sonra Tayyip Erdoğan Avrupa'nın kapısından Türkiye'yi aldı. Afganistan'ın partneri haline getirdi. İslamofobiyi, bu Taliban rejimi ve onların müttefikleri İslamofobiyi nasıl etkileyecek acaba? Şimdi daha da tırmandıracak elbette. 2011'li yıllardan itibaren ortaya çıkan ve tırmanan da bir durum var. Dine bakarken veya dini anlayışlara bakarken elbette bu insanlara özgü bir şey. Yani herkes inanç özgürlüğüne de sahip. İnsan hakları penceresinden baktığımız zaman herkesin inançların alanında özgür olacağını kabul etmemiz ve ona saygıyla ve onun olanaklarını kendi çapında geliştirmeye yarayacak çalışmalarla yürütmemiz gerekiyor. Ama bu son faaliyetler ki demin ifade ettiniz, hani reformlar yapan ama o reformlarla ilgili de açıklama yapmaya çalıştım. O reformlar aslında kadınların yapıtıydı, eseriydi diye. Bir şeyden
Türkiye yönetiminden, Recep Tayyip Erdoğan yönetiminden, öyle söyleyeyim, nerelere doğru giden, Afganlarla dayanışan bir noktaya, oradaki Taliban rejimiyle ilişkiler kuran bir noktaya, Taliban rejimini olumlayan yaptığı açıklamalarla ve olumlu sonuçlar çıkarıyoruz diyen, hepsini tek tek bakalım, nedir olumlu olan, olumlu olarak ortaya çıkan şey nedir? Hiçbir şey yok. Aksine açıklama yapıyorlar ve kadınlar, sözüm ona, erkekler kadınlarla konuşmayı bilmediği için kadınlar cezalandırılıyor, eve kapatılıyor. Yani öyle bir mantık ki sözüm ona kadınlar yararına ama esas olarak kadınlar aleyhine uygulamalar ortaya çıkıyor ve bu böyle sürecek, bunu biliyoruz. Bu konuda hiçbir tereddüt yok. Çünkü aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz diye bir söz vardır. Böyle bir gerçeklik var. Bu durum, Afganistan'da yaşanan durum, Türkiye'de yaşanan ve geriye doğru giderek kadınlar yönünden ortaya çıkan etkinlikler, düzenlemeler sonuçta İslamofobiyi daha da tırmandıracak. Oysa bunu temenni etmemek gerekiyor. Yani böyle bir şey, ama böyle bir İslam tanımı, ben tabii din alanında diyebileceğim bir şey yok ama ben inanç özgürlüğü noktasından bakıyorum. Bu noktadan baktığınızda bu konudaki savunma olanaklarınızı her dinin kendisini var edebileceği, herkesin kendi dinini istediği gibi kendi iç dünyasında yaşayabileceği, varsa kuralları bunu gerçekleştirebileceği noktasında bir problem yaratacak. Çünkü bu artık din gibi tanımlanmayacak giderek. Yani din aleyhine de yapılan uygulamalar ortaya çıktığını düşünüyorum. Bu tür uygulamaların, Taliban anlayışının, IŞİD kafasının, bu kafaların esas olarak İslam dini yönünden de bir sorun haline geldiğini, bu dini küçültücü bir noktaya doğru taşıdığını görmek gerekir. Ama bu akılla izah edilebilir bir durum değil ve burada tabii inanç sorunu da değil. Yani İslamofobinin itici gücü haline işlemler esas olarak bir takım çıkarların, bir takım dünya görüşlerinin eseri, inançla da ilgili olarak görmemek gerektiğini düşünüyorum. Evet. Sayın Sarıhan, bakın şimdi görüntülere bakabildim. Evet. Görüntüler burada insana karşı insanın katlini isteyen anlayışlar, dinsel anlayışlar olabilir mi? Yani bu çok insanın içini acıtan bir şey ve gerçekten de görmek de istemiyoruz bu manzaraları, ama ben arkadaşların sosyal medya paylaşımlarında gözlüyorum, ya artık kapatın diyorlar. Belki kapatmamak gerekiyor. Belki bunu görünür kılmak ve geleceğin buraya doğru tırmandığına işaret etmek ve bu sebeple de dayanışma halkamızı genişletmek gerekiyor. Evet, şimdi bana arkadaşlarımdan gelen bir bilgi var. Onu sizle de paylaşayım, hem de izleyicilerimizle. Diyanet İşleri Başkanlığı balık sınıfına girmeyecek midye, karides, kalamar, yengeç, ıstakoz ve kurbağa gibi deniz hayvanlarının haram olduğunu söylemiş. Deniz hayvanları arasına biyolojiye de takla attırmış. Kurbağayı da deniz kurbağası olarak bir tür bilinmiyordu. Belgeselleri çok izlerim ben. Yok öyle bir şey. Ama bunlar deniz kurbağası da yapmışlar. Ve Kur'an'a göre de bunların yenmesinin haram olduğunu açıklamışlar. Hani biz Taliban'ı Afganistan'da arıyoruz ya, sanki bizim içimizde de bir Taliban var gibi. Öyle değil mi acaba? Evet, o Talibanları görüyoruz zaten. O talebeler gayet iyi eğitim almış görünüyorlar bu noktada ve hepsinin ne demek istediğini, ne yapmak istediğini görüyoruz. Şunu düşündüm şimdi, siz o mesajı okurken, bir arkadaşların iletisini okurken, yani sömürü haram değil mi? İnsanın insanı katli haram değil mi? İnsanın insana eziyet etmesi haram değil mi? İnsanın insanı vatansız hale getirmesi, insanın insanı mülteci hale getirmesi haram değil mi? Asıl haram olan, insanın doğrudan doğruya temel haklarıyla ilgili olan korumalar. Bunlar konusunda hiçbir titizliği olmayan insanların, şu haramdır, bu haramdır, şunu yerseniz, bunu yerseniz,
Bunun bir hikaye olduğu, bugün bilimin geliştiği ve bilimin hepimizin önünü açtığı dönemde son derece açık olarak görülüyor. İzin verirseniz şunu söylemek istiyorum, belki sonra kaçırma ihtimalim olabilir diye, unutma ihtimalim olabilir diye. 1 Eylül tarihi itibarıyla da 31 Ağustos, 37 31 Ağustos itibarıyla Afganistan'da daha kötü, kadınlar açısından da, bütün insanlar açısından da, kadın erkek, olumsuz tırmanışların olacağı bilgisi var, biliyorsunuz, basına da yansıyor. Bu konuda Eşik ve Kadın Koalisyonu gibi grupların önderliğinde ama bütün dünya kadınlarıyla ortaklaşa ciddi tepkiler de hazırlanıyor. Yani kadınlar çok daha iyi görüyorlar. O insanı var eden, insanı doğuranlar, insanın nerede olursa olsun, hangi inançta, hangi ulusla, kiminle nerede yaşarsa yaşasın, onun beden bütünlüğünün, onun akıl bütünlüğünün, varlığının korunması konusunda büyük bir hassasiyet taşıyorlar ve hep birlikte tepki vermeye hazırlanıyorlar. Bunun bir umut olduğunu düşünüyorum. Afganistan bir umutsuzluk gibi görünüyor. Taliban'ın yeni baştan Afganistan'da var olması, yönetime tırmanmış olması bir umutsuzluk gibi görünüyor ama mutlaka Afganistan içinde Afganistan halkının, tabii onun da altını çizmek isterim, esas olarak bir ulus kendi haklarını, bir halk kendi haklarını öncelikle savunmalı ve o haklara sahip çıkmalı. Bu duyarlılığı olan, bizim itirazımız gibi, dışarıdan yükselttiğimiz itiraz gibi, ki görüyoruz, onun da örneklerini görüyoruz. Afganistan'da kadınların, erkeklerin çeşitli bölgelerde ve çeşitli yöntemle direnmekte olduklarını ve aydınlık olanı, ileri olanı mutlaka yakalayacakları inancımızı da koruyoruz. Bu bugünkü olumsuzluk tabii ki sadece bölgesel Afganistan'a ilişkin değil, bütün bölgede bu tür sorunların, Irak'tı, Suriye'ydi, bütün bunları biliyoruz, yaşandığı bir süreçte umudu da yok etmemek gerekiyor. Umut var, insan aklı var, çünkü insan yüreği ve insan aklı var. Evet. Ama daha çok kadınlar var ve kadın yüreği var desem herhalde bir haksızlık yapmış olmam, değil mi? Kendimiz evet, de yine kesinlikle pozitif bir açıklamayı söylemiş olurum. Evet, özellikle bu son dönemde, son yıllarda, son 2-3 yılda İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı tarafından hukuk dışı biçimde kaldırıldığını söylenmesi, ki kaldırılmış değil hukuken o, döneminde kadınların ortaya çıkmaları, saf bir cesaretten ve yürekten ibaret olduklarını göstermeleri muhteşemdi. Her yerde bir araya geldiniz, ortaya çıktınız. Her yaştan kadın, her sosyal gruptan kadın ve birçok insan, yani apolitik olanlar da dahil, ben bunları kulaklarımla da duydum, gözlerimle de gördüm. Ya bunların sonunu bu kadınlar getirecek dediler yani. Dedirttiniz. Onun için sizin şahsınızda bütün kadın hareketinin öncülerine buradan teşekkür ediyoruz. Sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz. Katıldığınız için çok çok teşekkür ediyoruz programımıza. Çok güzel ben çok teşekkür ederim. Güzel bir sabah oldu benim için. Düşüncelerimi ifade etme ve umudu da birlikte yeşertme konusunda da bir fırsat oldu. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, çok çok teşekkürler. Zeki hocamıza da sevgiler, saygılar lütfen. Sevgili izleyiciler, bugün konuğumuz hukukçu Şenal Sarıhan'dı. Kendisi Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği'nin kurucuları ve 17 yıl başkanlığını yaptıktan sonra dernek Vatan Partisi tarafından ele geçirilip Taliban'a dayanak haline getirildi ve üstelik de Cumhuriyet adını taşıyorlar. Ne kadar da kötü bir şey. Şeyde, Türkiye'de iktidardaki dinci rejime karşı zaman zaman sokaklara da çıkmıştı. Geçmişinde de çok var böyle şeyler. Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği'ni. Şimdi Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği Taliban'ın payandası haline getirdi. Doğu Perinçek'le birlikte. Evet sevgili izleyiciler, konumuzu bitirdik ama bugün programımız devam ediyor. Bugün 26 Ağustos. 26 Ağustos'ta o kadar çok şey oldu ki bunlar. Arkadaşlar hazır mı acaba bizim videolarımız, fotoğraflarımız? Evet. O zaman önce şeyden başlayalım. Adem Yavuz'dan başlayalım. Adem Yavuz'un ölümünün
47. yıl dönümü 2. Kıbrıs Harekatı başladıktan sonra öldürülmüştü. Nasıl öldürüldüğünü Ergin Konuksever hem belgesellerde bana anlattı, bize anlattı, hem de bunun anı kitaplarında yeri var. Ben de birazdan anlatacağım size Adem Yavuz'un nasıl öldürüldüğünü. Esas şehit olacak, basın şehidi olacak Ergin Konuksever. Önce o yaralanıyor. Bu da ikinci harekattan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin işte barış gücü askerleri şeye çıkıyorlar. Hattı geçiyorlar, oradaki hattı. Ama geride kalan yerlerde de Rumların kontrolünde. Bir tane şoför var, Kıbrıslı. Diyor ki burası diyor bizim kontrolümüzde, buradan gidelim diyor. Ergin abi de diyor ki, Ergin Konuksever, ya oradan diyor, gitmeyelim diyor. Çünkü diyor orası değil diyor, bu taraftan gidelim. Bu diyor aksi diyor, şoför diyor beni dinlemedi. Soldan devam etti diyor. Gittik 5 ya da 10 dakika sonra diyor bir silah sesi duyuldu ve diyor şoför diyor böyle hık etti kaldı diyor. Ondan sonra şeyden vurulmuş. Biz de indik arabadan diyor. İner inmez diyor. Eğildim diyor. Üzerimize yaylım ateş başladı diyor. Ve diyor sırtımdan diyor böyle bir sıcaklık geliyor. Ve Türkçe bilen bir Rum teğmen diyor ki buraya gel diyor. Onun yanına geçiyor. Ve İstanbullu bir Rum şeye gitmiş, Yunanistan'a göç etmişler. Ondan sonra biz diyor aynı şehirdeniz ama diyor şu anda ne yazık ki diyor düşman saflarda yazıyor. Gel diyor, bir şey olmayacak, korkma falan diyor. Bunlar esir alınıyorlar. Ergin abi yaralı olduğu için hastaneye götürülüyor. Hastanede şeyden gelen personel diyor ki bunlar kim? Bunlar Türk gazeteci deyince böyle hemşireler falan, faşistler tabii ki, kafalarına vuruyorlar falan. Sonra bir doktor geliyor. Doktor diyor ki Ergen abiye şey diyor, ben diyor Hipokrat yemin ettim, şey yapmayın, güven diyor, seni yaşatacağım diyor. Adem Yavuz da dışarıda bahçede bekliyor. Ondan sonra bir askeri birlik gene yaralı getiriyor hastaneye. Bir yüzbaşı diyor ki bu kim diyor. Bu diyorlar Türk gazeteci, arkadaşı da yaralı bekliyor. Böyle Thompson'la bir tarıyor. Adem Yavuz'un bütün karnı yarılmış vaziyette. 5 dakika sonra hastane odaya şeyin yanına getiriliyor. Ergin Konuksever'in yanına. Böyle bağırsaklarını toplamış, karnını işte onunla böyle hemen tampon koymuşlar falan. Demiş ki Ergin ben gidiyorum demiş. Ondan sonra dur oğlum demiş, daha var demiş zamanımız falan. Ama diyor beni ameliyata aldılar. Hatta Ergin'i şeyi önce Adem'i aldılar diyor. Ama diyor söylemediler. Ben diyor anladım, bir daha bir araya gelmedik diyor. Ergin abi yıllar sonra o doktorla bir araya geldi ve buluştu. Evet, savaş çok kötüdür. Herkes için çok kötüdür. Adem Yavuz'u saygı sevgiyle anıyoruz. Ankaralı gazeteci. Bugün Muzaffer Buyrukçu'nun da 15. ölüm yıl dönümü sevgili izleyiciler. Muzaffer Buyrukçu edebiyatımızın çok değerli bir ismi. Hatta onun arkadaşları tarafından takılan Maraşan unvanı da var. Muzaffer Buyrukçu 2006 yılında kaybettik sevgili izleyiciler. Ve bir kayıp haberimiz daha, o da yakından, daha doğrusu anma tabii ki bu. Muzaffer İzgü 4. ölüm yıl dönümü bugün. Muzaffer İzgü'nün de 2017'de kaybettik Muzaffer abiyi. Abi diyorum çünkü kendisiyle tanışma mutluluğuna erişmiştim Torbalı festivalleri sırasında. Sonra da kitap fuarlarında bir araya geliyorduk Muzaffer İzgü ile. Yani ölene kadar yazdı, çok üretken bir öğretmendir Muzaffer İzgü, tıpkı Rıfat Ilgaz gibi. Evet, çok çalışkan ve olağanüstü yüksek ahlaka sahip bir
öğretmen ve yazardı. Mesela Anadolu'nun bir köyünden, kasabasından öğrencilerine mektup yazdıran bir öğretmenimiz var. Saadet öğretmen, ben onu yıllardır tanıyorum. Haberleşiyoruz, birkaç kez de görüştük. Bana da yapmıştı. Öğrencileri mektup yazıyorlar yazara. Muzaffer abi bütün sınıfa tek tek cevap yazıyor. Daktilosuyla bütün öğrencilere tek tek cevap yazıyor. Ve bunu yaptığı zaman da yani 2010 falan gibi yıllar. Yani 7 yıl önce, vefatından 7 yıl önce ileri yaşlarda üşenmiyor. Bir tane mektup yazsa bile çok önemli öğretmene hitaben. Ama o bütün öğrencilere tek tek yazıyor. Onu da saygıyla, sevgiyle ve gerçekten özlemle anıyoruz. Sevgili izleyiciler, bugün Fazıl Üstü Dağlarca 1. Dünya Savaşı'nın başladığı yıl 1914'te 26 Ağustos'ta dünyaya geldi. 107 yaşında Fazıl Üstü Dağlarca. Dağlarca gerçekten bir şiir pınarıdır. Her döneme tanıklık eden, coşku veren, 70'li yıllarda disk için yazdığı şiirler bütün eylem alanlarında çın çın çınlıyordu. Diskin sesi bu, şiiri en güzel de Genci Erkal okuyordu. Sonra da alanlarda çınlıyordu. Fazıl Üstü Dağlarca'yı da saygıyla anıyoruz sevgili izleyiciler. 107. doğum gününde bugün bir onlara göre daha genç, gençlere göre ise artık yaşlanmakta olan benim de kuşağım, yakın arkadaşım sevgili Suavi bugün 70 yaşına bastı. Bu Vedat Türkali'nin evinde Akın Bir Dal, Suavi, ben, Bilgesu Eranız'la birlikte Vedat abinin ünlü öğle yemekleridir bu. Onları da bir arada olmadan. Şimdi artık böyle bir araya gelemiyoruz tabii. Eksiklerimiz var. Suavi yurt dışında ve yurt içinde parçalı bir yaşam sürüyor. Akın Bir Dal artık Dikili'de. Ben İstanbul'da, burada. Buradan onları hepsini sevgiyle anıyoruz. Tekrar Suavi'nin 70 yaşı kutlu olsun. Ama o bir delikanlı gibi. Bakmayın beyaz saçları sakalına. Bir balık adam o. Eğer ki yüzünü görmezseniz 40'lı yaşlarında bir delikanlıyla karşılaşmış olabilirsiniz. Sevgili izleyiciler, bugün değerli tiyatro sanatçısı Metin Çekmez'in Kaybettik sitelerde de haberi var. Yeni geldi bu haber. Onu da başsağlığı dilekleriyle anıyoruz Metin Çekmez'i. Ve programın sonuna geldik. Bugün programımızı biz Evrim Doğan, Müjgan Korkmaz, Muhammed Doğru ve Sertaç Çelik'le birlikte hazırladık, sizlere sunduk. Yarın sabah saat 8'de karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.